Türkiye ekonomisi 2023 yılını özellikle son ayları başarıyla kapadı diyebiliriz. Olumlu haberler geldi. Ama yeni yılla birlikte bir başka hava yeniden oluşmaya başladı. Ve döviz rezervlerinde azalma, iç talebin yeterince kısılamaması ve bunun yarattığı sonuçlar etkisini göstermeye başladı. 15-20 milyar dolarlık bir döviz kazancı varken, rezerv kazancı varken bunun 5 milyar doları yılın ilk 2 haftasında gitti, eridi. Bu erime geçen hafta durmuş görünüyor ama bütün bunların bize gösterdiği bir şey var ki güvensizlik aşılamadığı takdirde ekonomide istikrar sağlamak ne kadar zor olacağını bir kez daha gördük. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın New York'taki temaslarında bu açıkça gözüktü ve bütün sorular, yabancı yatırımcıların soruları mevcut ekonomi yönetiminin görevine devam edip edemeyeceği yönünde oldu. Ağırlıkla bu konu üzerinde durdular. Bu da bize yaratılan güvensizliğin ne kadar büyük olduğunu, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politika değişikliği yapacağı konusundaki tedirginliğinin yerli ve yabancı yatırımcılarda devam ettiğini gösterdi. Bu süreç içerisinde yani güvensizlikte en büyük pay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait ama ekonomi yönetiminin de hataları olduğunu söyleyebiliriz. Her şeyden önce seçimlerden sonra geç kalınması, çünkü asıl politika Eylül ayında başladı diyebiliriz. Etkilerini Kasım Aralık'ta gösterdi. Ama geç kalınması o süre içerisinde çok yüksek vergi zamlarının enflasyonu arttırması, artı olarak da kurların yeniden o dönemde yüksek bir artışa sahne olması özellikle tasarruf sahiplerinde büyük bir endişe yaratmış görünüyor ve bu aşılamıyor bir türlü. Yani kur korumalı mevduattan dönüşte yüksek faiz TL mevduata veriliyor ama buna rağmen tasarruf sahipleri ne olur ne olmaz dövizde kalalım diyebiliyorlar. Bu da bir güvensizlik olduğunu, hala güvensizliğin devam ettiğini göstermesi açısından ilginç. Şimdi Merkez Bankası yeni bir sınava girecek. Önümüzdeki dönemde ek tedbirler alması gerekecek. Çünkü yaptığı hatalardan biri hızlı döviz rezervi arttıracağım diye likiditeyi yüksek bıraktı. Likiditenin yüksek olması bankaların mevduat faizlerini yukarı çekmesini engelledi. Bu da Türk lirasına dönüşü aksatmış görünüyor ve sıkı para politikasının etkisini azaltmış görünüyor. Yani uygulanan sıkı paradan yeterince istenen sonuç alınamadı, tam olarak işlemediğini söyleyebiliriz. O yüzden de ek önlemlere ihtiyaç var. O yüzden piyasalar önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın işte kredi mevduat rasyosu gibi yeni önlemler koyarak mevduat toplamayı cazip hale getirmesi gerektiğini düşünüyorlar. Zorunlu karşılık gibi ek tedbirlerle şimdiye kadar uygulamaya sokmadığı bunlarla fazla likitlerin çekilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ama en zor kısmı bütün bu yan önlemlerin yetmeyeceği ve faiz artışının ek faiz artışı yapılması gerektiği konusunda. Bu konu önümüzdeki dönem daha yoğun olarak tartışılacak. Bankacılardan gelen sinyaller de %45'in bu ay %45'e çıkması beklenen politika faizinin yetmeyebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden de Merkez Bankası'nı zor bir sınav bekliyor. Bu zor sınavın en ağırlıklı kısmı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %45'in üzerine çıkacak bir politika faizine razı olup olmayacağı. Bu konuda Merkez Bankası'nı ikna edip edemeyeceği konusunda yaşanacak belli ki. Özet olarak baktığımız zaman daha önce de yaşamıştık. Yanlış ekonomi politikaları iktidarların bu tür sonuçlar doğuruyor. Hem yüksek enflasyon yaratılıyor, hem de enflasyonla mücadele ayrı bir sorun oluyor. Her iki aşamada da faturası ağır oluyor. Ve faturanın büyük bir kısmını daha önceki deneyimlerde de gördük. Büyük bir kısmını dar ve sabit gelirliler, ücretliler ve yoksul kesim ödüyor. Yine öyle bir sürecin içindeyiz. Buradaki kritik noktalardan biri
Seçimlerden sonra radikal tedbirler alınıp gerçekten enflasyonla mücadelede samimi olduğunu iktidar gösterebilecek mi? Bu en önemli sorulardan biri. Ama o zamana kadar da Merkez Bankası'nın alacağı ek önlemlerle hiç olmazsa parasal dengeleri daha fazla bozmadan oraya kadar gitmesi gerekiyor. Zorlu bir sınav olacak Merkez Bankası açısından. Asıl sınavsa dediğimiz gibi seçimlerden sonra mali tedbirlerin, tasarruf tedbirlerinin, efendim kurumların bağımsızlığı gibi ek tedbirlerin alınması gerektiği, aksi takdirde güvenin sağlanması mümkün değil ve ekonomiyi ileriye taşıyacak çıkmaların oluşturulması gerekiyor. Bunu da yılın ortalarında görmüş olacağız.